Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde korkunç bir şekilde vaka sayısı artıyor. Almanya'dan örnek vermek gerekirse geçtiğimiz bir ay öncesinde vaka sayıları 300-500 düşmüştü ama gelinen noktada bugün itibariyle 20 binleri geçmiş vaziyette. Dünyada neler oluyor Sayın Hocam? Evet Fatih Bey, biliyorsunuz artık dünyada herkes konuşuyor, ağzı olan konuşuyor. Biz sizinle Mart ayında ilk defa bu programları yapmıştık. Yaklaşık 1,5 milyon kişi izlemiş. Oradan ben bütün izleyicilerime teşekkür ediyorum bir kere. Hakikaten ben 17 Mart'ta Avrupa'dan döndüm son uçakla koronadan. Biliyorsunuz Almanya Frankfurt'ta Ahmet Maranki GmbH şirketler grubumuzu Frankfurt'ta kurduk. Açılışı için gitmiştik ama ülkemiz dönmeyi yeğledik. İyi de yapmışız inşallah. Hakikaten bu süreç 9 aylık geçen süreç içinde şeytan aklının her zaman dediğimiz gibi dünyayı dizayn etme programı dahilinde Allah inanç yapımıza göre Cenab-ı Allah'ın ruhsat verdiği şeytan bütün hünerini kullanarak dünyada korona meleğini Allah tarafından gönderttirildi ve dizayn etmeye devam ediyor. Bunun bir kere altını bir kere daha çiziyorum. Bunlar neden hocam? Biraz da söyler misiniz bunu? Yani dünyada tesadüf yoktur. Allah ve onun karşısında yer alan şeytan mühlet isteyip o da insanlar seni dinlemeyecek, beni dinleyecekler. O da hayır peki mühlet ver, sana bunu ispat edeyim dediği için kıyamete kadar mühlet veriyor. İnanç yapımızda bu var. Ve onun meleğini, korona meleğini gönderdi dünyaya. Aklını başından gitmiş olan dünya ehli insanlar tekrar aklını başına getirmek için ki ayette de vardır. Dabbe ayetinde ila dabbetul arzu ila minsetu ila ahirde diyor ki yerden bir hayvan çıkacak diyor. Yani bir canlı. Ben demiyorum şimdi bu budur diye. Ama bunun gibi onlarca ikazı var. İnsanın dişinden tırnağına dikkat edin. Dişinden tırnağına. Şimdi ne diyoruz koronada? Herkese söylenen bir şey var. Elini yıka, değil mi? Ağzını burnunu yıka diyoruz yani. Demek ki diş, ağız, eli yıkama, tırnaklar, mikrop yerleşecek. Yani biz buradan şunu da anlıyoruz. Dişin içinde de damar yolu var. Tırnağı biraz derin kesseniz yine damar var, kan var. Kan mecranızda dolaşacak. Dolayısıyla bu bugünkü mantıkta baktığımızda bir mikrop, işte bir virüs, bir bakteri, bir parazit olabilir, bir kan paraziti. Ama bugün buna virüs diyorlar işte. İnsanlar bu adı koymuş. Biz ona Allah'ın vazifeli yaratığı diyoruz. Kainatta hiçbir şey ondan ari olamaz. İnanç yapımızda bu böyledir. Yani bütün mistik inançlarda İsa'nın İncil'inde de Musa'nın Tevrat'ında da bir Allah'tan bahsedilir ve hiçbir şey onsuz olamaz der. Dolayısıyla korona dünyayı tahribata devam ediyor. Bu artışların sebebinde de ben şunu görüyorum Fatih Bey. Şimdi eskiden 10 bin ile başlandı ilk teşhisler yapılmaya. Test sayısı. Sonra 50 binle başlandı. İşte 10 binde 40 kişi ölüyordu. 50 binde 200 kişi ölmeliydi. Ama 80 ölünce vay dediler. Şimdi 150 bin kişilik testler yapılıyor. Yani buradaki ölümler aslında o 8 ay önceki ölümlere göre 10'da 1 oranında düşük ölümler. Yani siz 10 bin kişide test yapıp 1000 kişi çıkıyorsa bu 150 bin kişide çaktığı zaman 1500 çıkması lazım. 15.000 çıkması lazım. Yani matematik 2-2-4 eder. Bu milleti aldatmaya gerek yok ki. Ben size şunu söyleyeyim. Biz geçen gün işte bağışıklık sistemini güçlendirin diyoruz ya devamlı. Güçlendirin, güçlendirin. Mikroplardan korkmayın. Ben yine bir şey söylemek istiyorum burada. İtalyalılarda, Fransa'da, İspanya'da nümayişler oluyor. Sözünüz üzerine. Niye oluyor? İnsanlar korona ve yasaklara inanmıyorlar. Yani dünyada ölüm oranlarına baktığınızda ilk 9 ayda İtalya'da ölüm oranlarına bakın. Geçen yılla
ölüm oranı, yani bu viral enfeksiyonlarda daha düşük kalıyor. Ama birileri size bir şey pompalıyor. Biz demiyoruz korona tehlike değil, işte temizliktir, hijyendir, kirli alanlarda, mikroplu alanlarda, hatta maske, hatta peçe taksınlar. Yani nasıl yangına, zırhla gidiyorsak, savaşa, tehlikeden korunuyorsak, tabii ki bu mikroplu alanlarda bunlar olmalıdır diye düşünüyorum. Tabii ki fiziki mesafe, insanları eli temiz mi, kirli mi, sarılmak, öpmek, yapışmak, işte bilmediğin insanlarla cinsel ilişkide bulunmak, temasta bulunmak, bunlar güzel şeyler değil. Biz Sağlık Bakanı'nın, koca yürekli Sağlık Bakanı'nın ve Bilim Kurulu'nun bütün bu önerilerine katılıyoruz. Ama burada bir oyun var. Burada esastan uzak tutuyorlar insanları. Türkiye'yi misal verelim. Her zaman söylediğim gibi biz söylüyoruz ama bunu devletin televizyonda veya diğer moderatörler, işte TRT'de, ATV'de, birkaç kanaldaki hani devlet destekleyici, onun aidiyetindeki kanallarda bunlar konuşulmayınca sadece vatandaşlar aydınlanıyor. E bizim de hedefimiz bu ama devlet de duysun diyoruz. Yani şimdi Kasım ayındayız. Eylül ayındaki ölüm rakamları belli. Geçen yıl da belli Fatih Bey, bakın önemli bir şey söylüyorum. Geçen yıl Kasım ayında ölüm sayısı diyelim ki 1000, hani 1500 falandır da düzgün olsun, hesap kolay olsun diye. Bu sene de 1000 kişi. Değişen hiçbir şey yok. Nüfus artışı %5 ise %5 artmıştır. Bakın bu %100 böyledir. Onun aksi yoktur. Bu yüzde oranına göre %40 kalp, damar ve dolaşımdan ölmüştür. Yani 400 kişi kalp damardan, %20 artı eksi 2 bu mevsimlere, konjektürel duruma göre artabilir. Kanserden ölmüştür 200, 400 etti 600. Bugün bu sayı, mesela bugün diyoruz ki 80 kişi, işte 70 kişi virüsten öldü. Yani bu neye geliyor? %7'ye geliyor. Yani doğru değil mi şimdi? Matematik bu kadar basit. E şimdi siz %40 ölümler için, %20 için konuşmayın, köpürtmeyin, abartmayın, tedbir almayın. %7, ki ben ona inanmıyorum %7 olduğuna. Çünkü yani böyle bir rakam olduğunu düşünmüyorum. Olduğunu düşünsek bile oran %7'dir. Bunun için görülen tedbirlerin mutlaka diğer hastalıklar için de görülmesi gerekir. Peki diyeceksin ki şimdi niye görülmüyor hocam? Yani bu kadar bilim adamı, profesör, doktor vesaire. Çünkü yapamazlar. Dünyayı idare eden küresel sermaye, görüyorsunuz, yine kazandı. Trump kaybetti. Ulusal yapılar dünyada kaybediyorlar. Hocam peki bu anlattıklarınızdan ben şunu anlıyorum. Dünya bir şekilde değiştirilmek isteniyor. Şu anda Trump'ın gitmesi, koronanın 8 ay önce dünyaya bir şekilde hızlı bir şekilde yayılması, bunlar tesadüf değil, bir planın parçaları mı, oyunun bir parçası mı hocam? Kesinlikle ben dünyada şeytan aklıyla ruhsat almış şeytanın çeşitli argümanları kullanarak, ki bunlardan birisi de kıyamete kadar emrinde olduğu için dünyayı dizayn etme planının bir parçasıdır diyorum. Kesinlikle bugün işte bu kanser yapan, kalp damarı tetikleyen, şimdi Trump ne yaptı? Trump dedi ki Dünya Sağlık Örgütü'nü kovuyorum dedi. Niye? Çünkü bütün bu aşı vesaire bilmem ne, bu çalışmaları yapan Çin'in önderliğindeki Dünya Sağlık Örgütü. Ve biz geldik bunu Türkiye'ye, İstanbul'a aldık. Ankara'da, bir de Antep'te var. Biliyor musunuz? Çok ilginçtir. Dünyanın her ülkesinde bir tane olur. Koca Amerika'da diyelim ki. Bizde 3 tane var. Kesinlikle bunda bir planın parçası, bir oyundur. Bu planlı bir çalışmanın sonucudur. Burada dünya dizayn edilmektedir. Ben Türkiye'de neden peki diye sorduğunuzu düşünmek istiyorum burada. Neden Türkiye bu küresel sermayenin oyununa, şeytana uyuyor? Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün üyesi olup da
enflasyonunuz %100'ü geçen bir ülkede, bakın acı bir şey söylüyorum Fatih Bey, enflasyonun %100'ü geçtiğini söylüyorum. Yani bir yılda 2019 başında dolar bazında 3,5-4 lira seviyesinde olan dolar bugün 8 lira olduysa dolar bazında, bu ülkede %100 enflasyon var demektir. Yani bu acı bir şeydir bu. Ben bunun emisyon ve iç hacim ve paradaki satın alma gücünü burada gündeme getirmek istemiyorum. Dolayısıyla hükümetlerin de bu işine gelmekte, çünkü korona yok dediğinizde, yani ölümler %7 normaldir, hadi hayatınız gidiniz dediğinizde, insanlar bir şeyi tartışmaya başlayacaklar. Ekonomik göstergeler tartışılacak. Zaten dünyayı dizayn etmek isteyen şeytan aklı ve küresel sermaye bu ülkeleri bu duruma düşürmek için bunu yapıyor. Bu ülkede en büyük ihaneti söylüyorum size. Bakın, Mart, Nisan, Mayıs ayları ne aylarıdır biliyor musunuz Fatih Bey? Çiftçinin, köylünün, üreticinin fideleme yapıp tohum diktiği aylardır. Sen bu aylarda hiçbir bilgi becerin olmadan, bu işin başındaki bilim kurulu, profesör, bakan, bakmayan, tarımla ilgili kuruluşlar, gönüllü kuruluşlar, ticaret sanayi odaları, ziraat odaları, tarım odaları, ya biriniz ağzınızı açtınız mı? Kardeşim, ben ekmezsem, çiftçi üretmezse, köylü üretmezse, biz yurt dışından hibrit tohumlara, epter tohumlara mecbur mu edilmek isteniyoruz? Neden bunları bu ülkede kimse konuşmuyor? Nerede ziraat fakültelerinin dekanları? Nerede Tarım Bakanlığı'nın yetkilileri? Nerede gönüllü kuruluşlar? Nerede o anlı şanlı moderatörler? Nerede? Diyeceksiniz ki bir misal. Bakın, ben şimdi burada müşahat. Ben bilim adamıyım. Bir. İki, sanayiciyim. Bu ülkede 755 tane inovatif ürün üretiyorum. 2 milyon çiftçiye ekmek veriyorum. 15 tane şirketlerde üretim yaptırıyorum. Adil Cevaz'da cevizimi, Malatya'da üzüm pekmezimi, Ankara'da tabletlerimi, efendime söyleyeyim Edremit'te, Bodrum'da ekstratlarımı yaptırıyorum ben. Ben sadece merkez ofisinde 50 kişiye iş veriyorum. Benim sırtımdan 2 milyon kişi bu ülkede para kazanıyor. Çiftçi, köylü, işçi, aile ziraatı yapıyor. Ben bu ülkeye hizmet ediyorum. Ben bu ülkede aile ziraatı yapıyorum. Köyde 8 yaşındaki çocuk, 25 yaşındaki okuma yazma bilmeyen gelin ve 80 yaşındaki nine bana kuşburnu topluyor. Alış topluyor, atlat topluyor. Sen bunu HES dedin, hayat hevesi ağır dedin, devletin jandarmasına, polisine, kaymakamına, valisine görev verdin, sokağa çıkmayacaksın. Bu ülkeye yapılan en büyük ihanettir. Tabii ki çıkmaması gereken öğrencidir, yaşlıdır, üretmeyen insanların, tabii ki salgının yaygınlaşmaması için bunların yapılması lazım. Ben bunları Yeni Akit'te köşemde ve televizyonda söyledim. Hemen Sayın İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı genelgeler yayınladı. Ama biz sezonu kaçırdık. Mart, Nisan, Mayıs'ta bu ülkede ekim yapılmadı. Şu an mesela ben aromatik bitkiden bahsediyorum. Benim konum çörek otunu, bu ülkede 5 yılda Tarım Bakanlığı'nın ilgili birimlerince biz iyi tarım yapmaya başladık. İyi tarım, sağlıklı ürünler üretmeye başladık. Bitkisel destek ürünlerinin ham maddelerini, çörek otudur, susamdır, köpüğü nanedir, projeler geliştirildi Sayın Tarım Bakanımız. Ve yetkililerce Recep Pakdemirli ile oturduk. Bir yıl önce Ali Coşkun Bakanımla ziyaretine gittik. Bunların hepsini anlattık. Fakat bir gizli el geldi. 3 ay bunu ekselledi. Bu sene ben şu an diyelim ki 60 liraya sattığım, efendime söyleyeyim, çörek otunu 70 liraya alıyorum, 120 liraya satıyorum. Bu %100 enflasyon demektir. Bakmayın siz buğdayda, ekmekte bir cebri olarak tutma var. Şayet bu mantık, bu akıl, bu ülkede hayat hevesi ağır deyip de çiftçiyi, köylüyü, çalışanı, fabrikayı, işçiyi, dükkanı kapatırsan
bu ülkeye en büyük ihaneti yapmış olursun. Sen toplantı yerlerine dizayn et. Neden dizayn etmiyorsun? 100 kişilik bir AVM'ye, dükkana 200 kişi oturdursan ve bu ülkenin sağlıksız beslenmesini teşvik edersen, mısır çurubunu yasaklamazsan, Avrupa gibi tedbir almazsan, 28 günlük tavukları yedirirsen, içinde 1500 tane %90'ında %86'ında domuz ve şüpheli diye emilgatörleri, katkı maddelerini, bitkinin ömrünü uzatacağım, ürünün ömrünü uzatacağım diye desteklersen, ne idüğü belirsiz Çin tuzunu, çocuklar şimdi hiçbir şey yemiyor diyor anneler. Niye? Hocam köfteyi evde yapıyorum. Çünkü alıştı fast food'a. O Çin tuzundaki artık beyin kodlarına yerleşti. Hala diş florörlü macunlarını bir takım kuruluşların, derneklerin, şirketlerin finansıyla, efendim kalp vakfının, çocuk vakfının, pediatri vakfının, bilmem nelerinin derneklerinde bu ürünleri teşvik edip hala diş plağına florür sürüp, ya Hitler halkı yutmak için kullanmış, Amerika yasaklamış, Avrupa engellemiş, bütün bu söylediklerinde tedbir almış. Nerede benim ülkemin? Sayın Cumhurbaşkanımıza ben bu konuyu 54 tane yazı yazdım. Biliyorsunuz son gıda yasasında Sayın Cumhurbaşkanımız müdahale etmese şu an sizinle bu konuşmaları yapamayacaktık Faik Bey. Bu ülkede hainler sarayın etrafını kuşatmış durumda. Bakanlıkların etrafını sarmış durumda. Türkiye'ye çöreklenmiş, ehliyetsiz, liyakatsız, sadece köpek gibi sadakatli, sadece efendilerine kölelik yapan insanlar bu ülkeyi uçuruma doğru götürüyorlar. Bu ülkede bugün pek çok sahada %100 enflasyon var. Onun için üreteceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz. Ama bu efendim işçiye, köylüye, Ali'ye, Veli'ye faiz verelim, kredi açalım diyerek bu olmaz. Bu millete Allah bir de var, inancı var. En büyük şey çalıştığın alnının teriyle kazanandır. Devletten 100 lira al, efendime tıbbi nane ekeceğim de, traktörünü al, binanı dik, traktörü %70 indirimli al, tamam, 100 liralık şeyi 30 liraya, tıbbi naneyi tarlada bıraktılar binlerce. Hayvan destekleme projelerinin %90'ı yalandır. Yalandır, eksiktir, sahtekarlıktır. Tarım projelerinde tıbbi nane, TKDK'nın uygulamalarında çok büyük eksiklikler vardır. Sayın valileri, bakanları aldatmaktadırlar bürokratlar. Efendime söyleyeyim, örneğini vereyim. Sayın Şehmuz Günaydın Kastamonu valisiyken, hocam 300 bin ceviz fidanı diktik. Bir gün Sayın Vali İnebolu'ya geldi. Senden ricam var Sayın Vali dedim. Kaymakamı çağır, tarım ilçeyi çağır, orman fidanlığını çağır. Hemen bugün verdiğin bu 25 bin fidan nereye ekilmiş? 25 tane fidan bulamadılar. Bunların hepsi birer oyundur. Denetlemekte hiçbir netice alamazsınız. İşte koronada bugün birilerinin kontrolünde devleti dizayn etmek için yöneticilerin de işine gelen bir noktada buralara kadar getirilmiştir. Avrupa'da bu oyun çok daha büyük seviyede yürümektedir. Çünkü küresel sermaye Avrupa'yı da Avrupa Birliği'ni de dağıtıp bu İngiltere gibi ayırmak istemektedir. Onlar da büyük bir oyun altındadır. Ama ben Türkiye için Sayın Cumhurbaşkanımızın bir umut olduğunu ve mutlaka üretimin desteklenmesinin, teşvik edilmesinin, mutlaka kontrol edilmesinden yanayım. Korona diye bir şey yok. Koronadan korkma, bağışıklığını düşüren gıdalardan kork, tedbirlerini al, üretime devam diyorum. Peki hocam, şimdi bu bir oyun diyelim. Yöneticiler, sadece Türkiye için konuşmuyorum, Avrupa, Almanya, Fransa, Hollanda, yani bizim vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkeleri de düşündüğüm zaman, bu devlet başkanları, ülkeler bu oyunun farkında değil mi? Yine siz kısmen bahsettiniz. İnsanlar sokaklara çıkıp koronavirüsle ilgili alınan tedbirleri protesto ediyorlar.
Polisle çatışıyorlar. Avrupa'nın pek çok noktasında var. Almanya'da var, Fransa'da var, Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Şimdi böyle bir de tablo var. İşin bir diğer yanında ise şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde günlük vaka sayısı 95 bin. Almanya'da 20 bini geçti. Fransa 50 bini geçti. Hollanda 15 bin. Belçika'da, Brüksel'de hastanelerin yoğun bakımlarında yer yok. Şimdi bu oyunsa bu hasta sayısı, vakalar nedir hocam? Fatih Bey, siz de çok kolay beyin kontrolünü alanlardansınız şu an. Sizi öyle görüyorum. Sebebi şu, şimdi benim doktor kızım buradaydı. Almanya'da ihtisas yapıyor, Frankfurt'ta. Doktor Medik Tuğba Maran, ki eşi de Selçuk Aydoğan. İhtisas yapıyorlar. Ben soruyorum kızıma şimdi, diyorum ki gitti işte, bugün konuştuk, nasıl? Baba diyor işte, yani restoranlar böyle diyor. Peki diyorum, hiç televizyonda hani bizdeki gibi böyle oldu, öldü, yıkıldı? Yok baba diyor, bir karar veriliyor. İnsanlar çalışıyor, ama orası Almanya, orası Fransa. Bakın bunlar zaten tarım ürünlerinde tamamen ithalata bağlı. Sadece Fransa'nın 50'ye yakın müştemlekesi, İngiliz'in yine 40'a yakın müştemlekesi, İtalya'nın hakeza. Bunlar zaten Sudan'dan, Somali'den, Afrika'dan, Malezya'dan bütün ürünlerini Avrupa Birliği içinde hayatlarını idame ettiriyorlar. Fatih Bey, hiçbir sıkıntı yok. Bu bizim gibi tarıma dayalı ve içimizdeki hainlerin son 15-20 yılda hibrit ve ebter tohumlarla bu ülkenin ata tohumlarını yok edip, acı bir şey söylüyorum bak Fatih Bey. Diyeceksin ki hocam niye heyecanlanıyorsun? Ya bizim ülkemizi yakıyorlar. Çocuklarımız elden gitmiş. Bakın, çocuklarımız elden gitmiş bu ülkede. Yanlış hayat tarzıyla. Bu tamamen bir beyin kontrolüdür. Bir misal vereceğim size. Şu an Avrupa'da testler bizim gibi 3000-5000 değil, 300000-500000 yapılıyor. Yani şu an %70 Almanya, 76 Fransa, 72 İtalya ile ilgili bir veri okumadım ama İspanya'da %50'nin üzerinde test yapılmış. Bu testlerde diyor ki, yani 500 bin teste 60 bin tane çıkarsa normal bir şey bu. Yani ben size şunu söyleyeyim, beni burada konuşturmasınlar, bilim kurulları var, bu ülke bizim. Her doğruyu söylemek doğru değil. Sadece faydalı şeyler söyleyelim. Türkiye'de korona, Sayın Sağlık Bakanımız, Koca Yürekli Bakan'ın gayretleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli tutumuyla istenilen seviyede zararsız olarak ilk günlerini demiyorum. Çok büyük darbeler yedik. Devam etmektedir. Şu an 200 bin teste 2000 test çıkması, hastanın çıkması, 80 ölümün olması çok çok normaldir. Abartılacak hiçbir şey yoktur. Sadece tedbirlerin delindiğini görüyoruz. Hala bu ülkede otokontrola hükümet sahip değildir. Bunun olması lazım. Bugün meyhanelerde, affedersiniz, 1500'e yakın umumhanelerde, bunu söylemek zorundayım, adına da sosyal hizmet merkezi deyip devletin polisiyle bekletilen bir Türkiye laik cumhuriyeti var bu ülkede. Allah Celle Celaluhu bunu görüyor. Nasıl ki kendi malımızı, ırzımızı, namusumuzu koruyacaksa, bu milletin de malını, ırzını, namusunu, hayatını emniyet altına almak devletin anayasal görevidir. Bunların yapılması lazımdır. Sadece koronayla alınan bu tedbirler yanında mutlaka ve mutlaka demin söylediğim bağışıklığımızı düşüren bu zararlı gıdaların, pepsislerin, kimyasalların, böcek öldürücülerin, inseksislerin, tarlada zararlı bitki yok edicilerin, katkı maddelerin, ebter tohumların, emilgatörlerin kesinlikle Avrupa'daki insanımız kadar bu ülkenin insanının, kadınının, geleceğimiz olan çocuklarımızın kıymeti yok mu? Olması lazım. Hiç duydunuz mu? Bakın siz program yapıyorsunuz.
Bugüne kadar Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan veya bir gönüllü teşekkül bir moderatörden yahu bağışıklığı düşük olanlara bu tesir ediyorsa biz şu bağışıklığı düşüren gıdaları düzeltsek diye bir söz duydunuz mu? Ben size soruyorum şimdi. Buyurun, cevap istiyorum sizden. Hayır, duymadık. Şimdi hocam ben şu noktaya geleceğim. Siz çok güzel bir şekilde dünyanın gittiği noktayı özetlediniz. Peki sayın hocam, buradaki amaç ne? Yani bu oyunun amacı ne? Nereye kadar sürecek ve hedef ne? Ne yapmak istiyorlar? Bu perde arkasında saklananlar nedir? Dünyada bu işe karşı çıkan bir Trump olmuştur. Ben sayın Cumhurbaşkanımızın da tabii Trump gibi bizim tuzumuz kuru değil. İşte bilmem kaç trilyon iç borcu ve dış borcu olan Trump hiç kimseye hesap vermediği Nevada'da darphanede özel Pentagon'un koruduğu havaalanlarında 0,0035 sente basılan 100 dolarlarla dünyayı satın alıp para yolladığı için, buna da hesap soran olmadığı için, tamam mı? İşte bunun bir tarafı Rusya, bir tarafı Çin, bir tarafı Fransa, bir tarafı Almanya olduğu için bunların tuzu kuru. Bizim tuzumuz kuru olmadığı için biz tedbir almak zorundayız. Küresel sermayenin amacı ekonomileri çökerterek, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızla %5-8 büyüme hızlarını yakalamıştık. Bir, iki, enflasyonu tek haneli rakamlara kadar düşürmüş, Avrupa Birliği standartlarına gelecekken dünya hakimiyetinde Türk-İslam Birliği'nin yolunu açan bir metotla petrol aramalarımız, Libya ile anlaşmalarımız, komşularımıza yardımımız, Azerbaycan'la ilişkilerimiz, Türk dünyasıyla ekonomik işbirliği anlaşmalarımızı gören şeytan aklı düğmeye bastı. Hedefinde Avrupa Birliği ülkeleri olduğu kadar hedefinde Türkiye vardır. Necip Anadolu milleti vardır. Türk dünyası vardır. Turan, Türk Turan işbirliğini engellemek vardır. Bakın, bunları bu ülkede akıl edecek bir akıl da yoktur. Çünkü bunların hiçbiri ne Kazakistan'ı konuşan, ne Kazakistan'ı görmüştür, ne Azerbaycan'ı konuşan büyükelçi ve bakan. Azerbaycan demektedir hala bugün. Dün dinliyorum, açıklama yapıyor devletin stratejistleri. Suşa diyor, Suşa. Ya bu suşu değil ki, bu ekmek değil ki. Şuşa'dır burası. Şuşa'nın adını söyleyemeyen, Azerbaycan devletinin adını söyleyemeyen bakan ve başbakanlardan bu ülke nereye gider? İşte buraya gelmiştir bugün. Bu ülkede liyakatlı, ehliyetli, işine ehli olan bir adama sormazlar mı? Senin gözün hastaysa böbrek hastanesine gider misin? Gitmezsin. Sen niye yurt dışı ile ilişkili olan insanlara yanına ahbap çavuş ilişkisiyle adam alıyorsun? Niye partinin pıtırdının veya ahbap çavuşla gel danışman ol diyorsun? Bugün tarımla ilgili politikalar bittiyse bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarımla ilgili danışmanlarını izaya çekmesi lazım. Arkadaş, sen bizi niye uyarmadın Mart, Nisan, Mayıs'ta çiftçi malını ekemedi diye? Sen niye bugün Epter Tohum'dan organik tarım dünyada teşvik edilirken, organik tarım teşvik edilirken Avrupa harıl harıl talep yapıyor ederken sen niye Epter Tohum'u şart koştun organik tarıma? Niye? Şayet burası artarsa yine İsrail'e dışa bağımlı olalım. İşte hiyanet devletin içine yerleştirilmiş, devşirilmemiş, bir türlü dönmeyen, efendilerine kölelik yapan azınlık ruhlu satılık insanlar yüzünden bu haledir. Sayın Cumhurbaşkanı bunu görürse, bundan sonraki dizaynda bu olursa koronanın ölümü 100 olmuş. E normaldir. Yahu 200 tane kanser ölüyor, ses çıkmıyor. 400 tane kalp damar ölüyor, ses çıkmıyor. 80 tane virüs enfeksiyonu. Bakın, çağa acı bir şey söylüyorum. Ben şimdi bir araştırma merkezi araştırma yapıyor. Ben bizzat kendisini dinleyen birisiyim. HES raporu 100 tanesinde müsbet, yani negatif olan insan hücresel seviyede tarama yapılıyor Fatih Bey. Ve bunun %60'ında negatif gözükenlerin
%60'ında pozitif çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Çünkü devlet bunu sayarken, yani bu biliyorsunuz, kitler sayılırken mikroplar, parazitte de böyledir. İşte kürdanın ucuyla makattan alırsın, kibrit kutusuna koyarsın bunu. Onun dışında getirirsin, mercekte bakar, parazit yok der. Ya orada yok da burada var. Ararsan bulursun. Yani 51 tane ise pozitif diyor, 49 ise negatif diyor. 80 tane ise entübeye gidiyor hasta. Yani bugün Türkiye'de Avrupa'da %75'lere varan teşhis sayısı bizde daha 15 milyondur. Bakın Fatih Bey, önemli bir şey söylüyorum. Ve bu geriye kalan diyelim ki %75'inde, belki %50'sinde korona 1 ile 49 arasında mevcut. 51 olunca pozitif diyor. Aman evine git, iyi bak kendine. Doğru dürüst ol. İşte bir de bir hap veriyor. Grip hapı. Yani hem diyorlar ki, yani bunlara girmek istemiyorum ben. Adam, ben çok önemli birini dinledim. O hapı attığında 8 tane halüsinasyon gördüm, duvarlar üstüme geliyor dedi. Ben bunu köşemde yazdım. Yahu sen şu ülkenin bağışıklığını düşüren gıdaları engellesene. Engelleyemezsin. İşte tuz burada kokuyor. Tuzun kokmaması için bağışıklığı düşüren gıdaların acilen aynı bu tedbirler gibi tedbir alınması lazım. Yoksa bu 70 tane, 80 tane, 1500 kişi de çıkmış. İşte 150 kişi yoğun bakımda. Zaten Türkiye'nin işte 500 bin hastanesinin %10'u yoğun bakım olsa 50 bin. Zaten bunun %20'si her zaman dolu oluyor. Neden dolu oluyor? Kalp krizi geçiriyor, felç geçiriyor. Şekerden, tansiyondan, bilmem neden yoğun bakımda. Mesele bu değil. Mesele algı operasyonu, mesele havanda su dövmektir. Bu bir oyundur. Ama ben bu oyuna girmek istemiyorum. Bunda top koşturmak istemiyorum. Burada Sayın Cumhurbaşkanı bu süreci yapabileceği tek şey var. Kesinlikle bir oyuna gelip, ki yapmayacaktır. Ben önümüzdeki bir hafta, bir ay içinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok ciddi kararlar alıp, maliyede, hazinede gördük, çok ciddi değişiklikler yapacağını, doların hızının spekülatif olarak düşürülmediğini, bunun düşürüleceğini, kesinlikle iş yeri bilmem ne kapatma değil, daha çok üretim, çiftçimizi, köylümüzü, üreteni, işçimizi destekleyici kararlar alacağını ve 9 aydır çalışmayan, ben Kastamonu'da geleceğimiz olan çocuklarımız helal yesin diye lokum ve helva fabrikası kurdum. 9 aydır çalışmıyorum. Benim kira param 200 bin lira oldu. Sayın Cumhurbaşkanı, bu kiraları kim ödeyecek? Siz devlet kuruluşlarını sübvanse ediyorsunuz. Türk Hava Yolları'nı, deniz yollarını, karayollarını, bilmem vesaireleri. Bu kiralarla ilgili, sigortalarla ilgili çok acil kararlar alınıp üretim yapan orta ölçekli, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de ayakta kalması için bunlara acilen karar alınmalıdır. Ben bu çalışmaları bildiğim için alacağı da kanaatindeyim. Ama dünya konjonktüründe de korona ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'ne, bak altını çiziyorum Fatih Bey, Dünya Sağlık Örgütü'ne üye olduğumuz için bu kararları almak zorundayız. Zorundayız ve alınmalıdır diyorum. 3 kuruş, kuruş entübeden para alınacak, yoğun bakımdan para alınacak diye bu işlerin yapılması bu millete de en büyük ihanettir. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bu işleri bildiğini ve kısa zamanda hem köylümüze, hem çiftçimize, hem de orta ölçekli bakkal, çakkal, küçük üreticilere de kira yardımı başta olmak üzere bu destekleri yapacağına kanaatim tamdır. Türkiye'nin problemi budur. Koronanın oyununa gelip asla bu işi yapılmamalıdır. Ben Cumhurbaşkanı'na bu müsaade edeceğini sanmıyorum. Peki Sayın Hocam, hep ne diyoruz? Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun diyoruz. Bunu defalarca biz dinledik, ettik. Peki vatandaş soruyor. Dünyanın dört bir yanındaki Emekli TV izleyicileri size şunu soruyor. Ben Ali, Ayşe, Fatma olarak
kendimi bu koronadan nasıl koruyacağım? Bakın şimdi daha büyük tehlike var. Şimdi devlet diyor ki test alıyor, bakıyor işte 50 tane var pozitif diyor, 49 negatif diyor. 20, 10, 5 olanlar da var. Bakın bunun bir çözümü var dünyada. Ne diyorlar? Bir insanın binalar niye yıkıldı İzmir depreminde? Kolonları, kilişleri, içindeki demiri, değil mi? Çimentosu, tuğlası, temeli, batırı falan. Yani orada kullanılması gereken 20 tane malzeme eksik kullanıldı. Doğru mu? Doğru. Şimdi insanın da bedeninin sağlıklı kuzeyden esen rüzgarlar, griptir, influenzadır, kenedir. Hep bunlar bir oyunun planıdır. Bugün Covid'dir. Bunun gibi saldırılardan yıkılmaması için bu 30 tane malzemenin bedende bulunması lazım. Doğru mu? Akıl bunu kabul eder. Yani demirin, manganın, çinkon, işte lityumun, kalsiyumun, efendim bu mineraller, B vitamininin, A vitamininin, C vitamininin, D vitamininin olması lazım. Şimdi işte problem burada Fatih Bey. Bu millete yedirdikleri gıdalarla insanlarımızı kontrol ettiler. Herkesin bağışıklığını düşürdüler. Şu anda kuzeyden 3.3'lük bir deprem, teşbih yapıyorum. Bir virüs geçse şu anda Türkiye'nin %80'inde bu virüs var zaten. Bir taneyle 50 tane arasında ama bu negatif gözüküyor. Teşbih yapıyorum. Dolayısıyla sen şayet bağışıklığı düşüren tedbirleri ortadan kaldırmaz, bu millete D vitaminini, C vitaminini, yani nereden alacak bunu? Portakaldan, kerevizden, işte vesaire gıdalardan. E sen gıdanın içine toprağa kimyasal koyup toprağı zehirlersen, yerine Suudi nitrat şeker gübresi verirsen, bu bırak nitrat almayı, sodyum almayı, çünkü almayı, artı şeker aldığı için diyabet hastası olur. Diyabet hastası olunca da bugün hekimlerimize ben üzülerek söylüyorum. Ailemde 6 tane sağlıkçı olan biri gibi, tıp doktoru olan biri gibi söylüyorum. Hansen Johnson'un ürettiği, Türkiye'de üretemeyen ilaç kataloğundan şeker hapını yazarsan ikinci hapı yutup darbeyi vuruyorsun. Arkadan insülüne geçiriyorsun. Ve hayatımız sürüne sürüne böyle gidiyor. İşte bunların çözümünün alınması lazım. Bunlar olmazsa biz bugün, ben bu haftaki yazımda da yazdım. Dünyada korona ile ilgili burada açıklıyorum. Sorduğun için. Bir, bağışıklığı düşüren sistem ortadan kaldırılacak saydım. Bağışıklığı güçlendirilecek, havayı, suyu, toprağı kirleten vitamin ve suni mineraller kullanılmayacak, tabii gübreler kullanılacak. 3. Kainat şifahanesinde yapılan çalışmalarda C vitamini eksikliğinden kaynaklandığı, D vitamini eksikliğinden kaynaklandığı gibi bağışıklık, ki bunlarla düşer hücre yenileyici özellikleri vardır. Vestel vitamini bedenin trafosudur. İşte bunun dışında burada bir müjde vermek istiyorum dünya insanlığına. Çin'in biliyorsunuz sıtmada çalıştığı bir bitki vardı. Bugün Çin Halk Cumhuriyeti dünyaya 120 milyar dolar bitki ve bitki ürünleri ihraç ediyor. Türkiye bu bitki esansiyel bitkilerinin %80'ini Uzak Doğu'dan ithal ediyor. Bu ülkede ikinci en büyük cinayet budur. 50 kuruşluk buğday yerine 60 liralık çörek otu ektirmeye başladık. Çiftçiyi tarlaya sokmadılar. Bunların hepsi birer oyundur. Bunları bilecek liyakatlı insanlar işin başına getirilmelidir. Kesinlikle işte Çin bu çalışmalarında dünyaya milyar dolarlık aşı sattı. Şu an Türkiye'de denenen aşılar maalesef bir kısmı Çin Halk Cumhuriyeti'nin
Türkiye'de denenmiş kamu kurumlarındaki Dünya Sağlık Örgütü rakam bildirir. Nüfus oranına göre der ki sen Türkiye 100 milyonda 32 bin kişiye bunu deneyeceksin. Bunlar da kimi deniyorlar? Kamu kurumlarında sağlıkçılardan başlıyorlar. Zaten ölümü korkan aşıya razı olduğu için böyle bir düzen içindeyiz. Ama Çin, burası çok önemli. Çin bulduğu aşının içinde kullandığı yavşan otu, pelin otunu kullandı biliyorsunuz ve bunu dünyaya açıkladı. Ama bizim bilim adamları ağzına bile almaya çekiniyor. Bakın Veronica dünyada 500 çeşit, dünyada en çok bulunan çiçekli bitkiler, çentikli bitkiler familyasındandır. Biz Bokabungo'yu bu ülkede en çok yetişen bölüm olduğu için aldık. Bunu çay olarak Tarım Bakanlığımızın müsbet listesinde ve ekstrat olarak İmmunat Adnan Akar kardeşimin atomize tesislerinde ortak bir reçete yaparak Türkiye'de bunun üretimini gerçekleştirdik. Şu an Türkiye'de gribal enfeksiyonlarda Çin'in aşı çalışmalarında kullanılan yavşan otu, pelin otu, Veronica'yı şu anda Rabbim bizlere Türkiye 8 barkoduyla ekstrat olarak 1 tondan 1 kilo üretmeyi nasip etti. Ve önümüzdeki hafta belki de Avrupa'ya 1 milyon dolara yakın bunun ihracatını gerçekleştiriyoruz. Bakın birileri konuşur Fatih Bey, biz üretiyoruz ve Avrupa'ya da ihraç ediyoruz. Ama bizim ülke insanımız, Sağlık Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan duyuruyorum. Bugün Amerika'daki tamamlayıcı tıp Avrupa'da ozon terapi, yavşan otu Veronica, D vitamini, 6000 ünite C vitamini, kekik yağı, timol ya etken maddesiyle, timol etken maddesiyle kekiğin suyu biliyorsunuz, kekik de yine yavşan otu gibi Türkiye'de 22 çeşidi var. Ama iki çeşidine müsaade ediliyor. Bilya kekik en çok kullanılanı halk dilinde. Biz bunun da ürünlerini ürettik. Şu an çayını ürettik, yağını ürettik. Artı ama ekstratı çok güçlü ve tehlikeli boyutlarda kullanımı hekim nezaretinde olduğu için değil. Ama suyunu da ürettik. Dünya bunları kullanıyor. Sarımsak. Bak çok önemli garlic maddesi. Sarımsak. Yine gümüş suyu dünyada bakın. Şu anda Akdeniz Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Daşı Profesör Hocamız bununla ilgili çalışmalar yaptı. Gümüş suyu 4000 tane başta bakteriler olmak üzere mikropları öldürücü özelliği var. Bunu meyan köküyle karıştırıp bağlayıcı özelliğe getirip elimize gümüş suyu sürmemiz halinde bakın alkolden çok daha ucuz. Bugün ülkede alkol kalmadı. Etil alkolü bulamıyoruz ürünlerimizi yapmamız için. Küresel akıl burada da bazı oyunlar çeviriyor. Burada söylemek istemiyorum. Yani gümüş suyunu jel olarak ürettik. 6 saat elinizi koruma şeyi var. Acaba ben diyorum ki gavurun ürettiği, Hansen Johnson'un ürettiği ilaçları milyon dolarlar verip de ki 14 tane bugün okudum yan etkisi olan bir ilacı denenmiş de olsa kanıta dayalı da olsa zararları olan ilacı tabii ki tavsiye. Biz hekim değiliz. Ama hiçbir zararı olmayan şu sağlığımızı bozan gıdaları düzeltmek, emulgatörleri engellemek, C vitamini ve saydığım şu formülasyonu da şu hastanelerde bu ülkenin üretiminde yapılan bu maddeleri Ahmet'in, Mehmet'in ki birkaç kuruluş bunu üretiyor. Bunları desteklese bu ülkenin insanı için faydalı olmaz mı? İşte ben Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bunların da denenmesini istiyorum. Ve burada bir teklif yapıyorum. Ahmet Meran Köce diyor ki Sayın
koca yürekli Sağlık Bakanımıza, kardeşim biz para pul istemiyoruz. Şu anda devletimizin Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, genel müdürlüklerinin ilgili müsaadeleriyle kanunu dairede üretilen çaylar, yağlar, bitkisel droplar, artı ekstratlar, bunlar üzerinde bize 100 hasta versinler. Biz ekibimizle bunlara temennasız destek olalım. Normal şartta koronanın seyrine bakılsın doktor kontrolünde. Bir de bu desteklerle ne duruma geliyor? Buradan iddia ediyorum. Ben 50'ye karşı 50 kişi, bunun içinde valiler, bakanlar, milletvekilleri, isim vermek istemiyorum. Danışmanlar, belediye başkanları, profesörler, doktorlar, harıl harıl bu ürünleri verdim. Türkiye'de, Almanya'da kızımın olduğu Tuğba Maranki'nin hastanesinde 12 doktor korona kaptı. Bizim bu saydığım Alfa Spirulina, Zerdeçal, Yavşan otu, bu Türkiye'de yasak olan ökse otu, bakın bu 5 tane, bir de damar otuyla 7 günde 11 tane doktor negatife döndü. Ya bunu gavur mücadele ediyor da bizim gavurlar ne zaman insafa gelecekler bunu? Ben Kocaeli Sağlık Bakanımızın bu sesi duyacağına, çok güzel çalışmaları yanına da bu hizmeti de yaygınlaştırarak bu ülkede üretilen bu takviyelerin de en azından halkımıza destek olacağıyla korona illetinden çok rahat bir şekilde kurtulacak ve burada bir müjde veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız kesinlikle bu fikirdedir. Çok kısa zamanda büyük icraatlar bekliyoruz. 2021 yılında gelmeden başlayacak bu icraatlarla Türk dünyası, Türk İslam İşbirliği'nin kapısı açılacak. Yeni anlaşmalarla bulunarak enerji, doğalgaz rezervlerimizle ülkenin geleceği çok daha güzel olacaktır diyorum. Koronadan korkma, koronanın bağışıklığı düşüren gıdalardan kork diye söylemek istiyorum. Sayın hocam, peki bizi izleyen izleyicilerimiz ne yesin, ne yemesin? Daha somut konuşmak gerekirse vatandaş ne yemeli, ne yememeli? Bunu anlatabilir miyiz lütfen? Bakın buradan ben değerli vatandaşlarıma sesleniyorum. Devletime seslendim. Sayın Cumhurbaşkanım, Yeni Akit'teki köşe yazılarımı Sağlık Bakanımız okuyorlar. Çoğu zaman da görüyorum, müdahale ediyorlar. Kendisine de teşekkür ediyorum buradan. Çok sözlerimizi de kullanıyorlar. İnşallah ve bu sözlerimizi de hayata vakti geldiğinde, insanımız hak ettiğinde geçirecektir diye ümit varım. Bunun bir kere altını çizmek istiyorum. Değerli vatandaşlarım, bir insan, bir bilim adamı, bir gazeteci, bir yazar, bir sanatçı 50 yılda yetişiyor. Üzülüyoruz. Son günlerde işte duyuyoruz, Sayın İbrahim Kalın korona olmuş, yok. Bilmem ne vali korona olmuş, yok. İşte Sayın Binali Yıldırım korona olmuş, zor geçirmiş. Ve doktorlar diyor ki bu geçirilmeden sonra işte bedende bir takım hasar yaptı. Kullanılan ilaçların vesairelerin, işte Alzheimer, bunama, Parkinson, kolay değil tabii bu süreç. Bir mikrop, bir canavar bir eve girirse dağıtmadan çıkmaz. Ben diyorum ki yazık oluyor. Şu inadınızı bırakın. Şu sekülerist, ateist mantığı bırakın. Efendim, kanıta dayalı mantıklarınızla siz çalışmalarınızı yürütün. Ama siz, lakin siz bu ülkenin insanların da bir şey ürettiğini görün. Bakın, ben 1.740.000 kişi benim danışanım olmuş bu ülkede. İsimleriyle, cisimleriyle 16 senedir bu arenadayız. Üretiyoruz, üretiyoruz, üretiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım diyor ki, Recep Tayyip Erdoğan, kendisini Kastamonu, İnebol'da, köyümüzde defalarla misafir ettik. Bizleri çok iyi, ailemizi Emin Erdoğan'ın efendi çok iyi tanır. Biz üretiyoruz, bizi sevin. Biz bu ülkeye ağaç dikiyoruz. 755 tane ürün ürettik. Yine bir 100 bin dolara yakın ihracat yapıyoruz. Ülkemize döviz kazandırıyoruz. Bizim önümüzü açın. Açın,
Açın diyoruz. İlgili birimlere talimat verin. Sağ olsun birkaç Sayın Ruhsar Pekcan Bakanımız, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Tarım Bakanımız ve birkaç Dışişleri Bakanımızın ve görevlerinin etkisiyle Avrupalara açılabildik. Ama maalesef tetikçi medyanın da bazı insanları engellemeler yapmakta, Sayın hükümetimizi zor duruma düşürecek spekülatif kararlar aldırmaktadır. Bunları sorun. Soran dağlar aşar, sormayan düz yolda yaşar. Ben 15 sene devletin adıyla Kafkaslar'da diplomat olarak UNDP'yi görev yaptım. Biraz sonra bununla ilgili açıklamalarda bulunacağım size. Dinleyin. Vatandaşıma sesleniyorum. Siz kesinlikle bağışıklığınızı düşüren mısır çurubundan yapılmış gıdaları yemeyecekler. İkincisi, içinde katkı maddeleri bulunan emülgatörlü gıdalardan uzak duracaklar. 3. 28 günlük tavukları, ya bir salatalık 6 ayda yetişiyor. Bu tavuk nasıl 30-40 gün 50 günde yetişiyor? Yemeyeceksin. Hocam derdi ki, evladım domuzu Müslümanlar yemiyor. Şimdi bu domuz yerine bunlar tavuklara verilen yemlerin içindeki maddelerle hayvanlara tekrar bir takım bu gayta cinsi şeyler yedirdikleri, belki de pek çok hayvana yine hayvansal protein altında yedirilenlerin ne olduğunun açıklanması lazım gelir diye buradan söylüyorum. Bunlar tamamen parazit yüklü hayvandan çıkan dışkılar mı? Bu kadar söylüyorum. Dolayısıyla kesinlikle yürüyen tavukları kadınlar yiyebilir, erkekler horoz yiyecektir, hindi yiyecektir, kan grubuna göre beslenmeye de dikkat edecektir diye söylemek istiyorum. Kesinlikle kabuğu, kepeği, rüşeğime alınmış hiçbir gıdayı yemesinler, beyin kodlarımızda yoktur. Siyes, zaten bir kilo siyez unundan 15 gün yani 20 TL'ye evinizde ekmeğinizi zaten şuurlu insanlar kendileri yapmaktadır. Yemeğiniz diyorum. Ekmeğin içine katılan mayasındaki jelatin domuz mu? Artı içine katılan 17 emülgatörde neler var? Artık dilimizde tüy bitti. Sayın Cumhurbaşkanımız da siyah ekmek yenecek dedi. Bakın. Emülgatörler çıkacak dedi. Senin bulunduğun Beyaz TV'de Erkan Tan'la olan programında bunu Sayın Cumhurbaşkanı müsiyat toplantısında açıkladı. Peki düzeldi mi? Vallahi billahi tallahi düzelmedi. Fırında değil, fabrikalarda bunlar katılıyor. Niye? Türkiye'nin cumhuriyet sistemiyle kuruluşunda Fatih Bey, bu ülkeye çakmalar yapılmış. Süt tozundan, beyaz ekmekten, margarinden ben 45-61 yılında bunu yiyen birisiyim. Hala bu oyun devam ediyor. Değişen bir şey yok. Bu ülkenin içinde yerleşik düzenin, küresel sermayenin tetikçileri, bazen gazeteci, bazen medya patronu genellikle ve bürokratların içinde kulakları çınlasın, başbakanlara, bakanlara danışmanlık yaptım. Çok şükür 10 senedir yapamıyoruz bu ülkede. Bunun da soru işaretini soruyorum. Çok önemli. Bakanın bir tanesinin sözünü hatırlıyorum. Ya diyor, Namık Gedik zamanında buraya gelmiş bir özel kalemde çalışan adam var derdi Saadettin Tantan. Yani bir bakanlıklarda 40 senedir bu devleti dış temsilciliklerde işaret eden, bakan gider gelir kucağına oturduğu, yerleşik düzenin devşirilmeyen, dönmeyen hainleri var. Devlet bu bilim adamlarından, bu üniversitelerden, bu bilim kurullarından kurtulmadıkça vallahi billahi tallahi Allah'ın yardımı gelmeyecek ve kurtulamayacaklardır. Ben iki taraflı söylüyorum. Madde gözüyle bakmıyorum, metafizik boyutta bakıyorum. Burada bunlara girmek istemiyorum. İşte müşahhas olarak burada dediğimiz gibi şeker, kesinlikle git Erzurum pancar şekerini kaynat, bunu kullan, meyan kökü kullan. Rafine tuzu evine sokma, kaya tuzu diye
Tuzu da yeme, onu da inekler yer. Sen kristal, kozmik 84 mineralli tuz yiyeceksin. Daha bu ülkede plastiklerden uzak dur. Daha düne kadar bu ülkede teflon tavalar hala kullanılıyor. Bir ara melamin bu ülkede revaç oldu, hatırlarsın, plastik kaplar. Herkes evine doldurdu. Bu ülkede bir tane bilim adamı, bir tane doktor konuşmadı. Bunu tütün eksperi, orman endüstri teknoloji mühendisi Ahmet Maranki konuşuyor. Nerede bu ülkenin bilim adamları? Ölüm var, ahiret var, hesap var. Femen yamel zerretün miskale hayran yara ila şerren yara. Zerre kadar hayrın ve şerrin haksızlık karşısında susulmanın hesabı sorulacaktır diyor. Kabrin arkası var. Ne zaman konuşacaksınız ey bilim kurulları, etik kurullar, sayın bakanlar, bakmayanlar? Tuza ceza yazan Ahmet Demircan bakanım ölmeyecek misin? Bu Allah Resulü'nün imzasını sen nasıl attın bu cezaya? Ama yeni Türkiye'de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık sistemiyle yeniden diriliş ateşi başlamış. Bu sancılar onun sancılarıdır. İnanıyorum gelecekte bu ülke daha güzel olacak. Ekmek de düzelecek. Topraklara atılan bu kimyasallar da düzelecek. Dünya Sağlık Örgütü'nün dayatmaları karşısında bilim adamlarımız köle olmayacak, konuşacak. İşte vatandaşlarımız bu söylediğimiz tedbirlere uyarsa kesinlikle bağışıklıkları düşmeyecek. Hangi mikrop gelirse gelsin, bundan sonra 19-21 de gelse COVID, sağlıklarını koruyacaklardır diye söylemek istiyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımızdan, fast foodlardan, gazlı içeceklerden, enerji içeceklerinden, kızartmalardan, rafine edilmiş ürünlerden çocuklarınızı katiyetle uzak tutun. Destek olarak da kesinlikle burada söylüyorum. Sormuştunuz, onun için söylüyorum Fatih Bey. Bizim korona ile ilgili önerdiğimiz 6 tane ürünümüz var. Bu ürünlerle 7 ile 15 gün içinde demin saydığım o ünvanlı şahıslar 5 ile 7 gün içinde negatife dönmüşlerdir yaptığı testlerde. 1. Alfa alfa dediğimiz yonca. Hayvanlar niye hastalanmıyor, kanser olmuyor, şeker olmuyor? Alfa alfa bitkisi. 2. Bunun dışında spirulina, 12 amino asitin bulunduğu, demirin ıspanaktan ve karaciğerden 54 kat fazla olduğu, denizlerin niye çürümediğini merak edenlere bütün mikropları yediğini söyleyerek bir akıl açmak istiyorum. Spirulina artı zerdeçal dünyada ilk defa inovatif olarak sıvı halde üretimini gerçekleştirdik. Mutlaka kullansınlar. Artı damar otu, bıldırcınların astım hastalıklarında kullandığı damar otunu ve dünyada Çinlilerin sıtmada kullandığı, bugün aşılarında da denediği yavşan otu, Veronica Bakabonga'yı mutlaka öneriyorum. Bakın Veronica yavşan otu bugün akciğer, ağız yaralarında, Fatih Bey açsınlar ya, bir ilmi kitap okusunlar. Allah'ın ilk emri oku. İlaç kullan değil, tablet al, destek al değil. Aç de ki bu Allah bu Veronica'yı, yavşan otunu, Anadolu'da çıban otu derler. Yaran oldu mu? Ağzında yara oldu mu? Çiğnerdik eskiden biz bunu. Kaynatıp eşim anlatıyor, diyor ki biz bunlarla yıkanırdık diyor. Veronica'yı alacak, çay olarak içecek, ağız yaraları, akciğer hastalıkları, nefes darlığı, ateş, ağrı kesici de Veronica dünyanın en güçlü ürünü olarak bugün tababet literatüründe yerini almış. Bitkisel supplementlerde başta Çin olmak üzere Amerika'da kullanılmıştır. Biz de bunu üretmenin halkımla paylaşıyorum, milletimle mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım diyor ya, bir ağaç dikeni sırtımda taşırım. Sayın Cumhurbaşkanım bizi sırtında taşıma. Biz senin yanındayız, arkandayız. Bu ülkenin geleceğine başkanlık sisteminden sonra yapılan icraatlarla mühür vurulacağına inananlardanız. Onun için destekliyoruz. Sizden de bu destek ürünlerinin acilen insanımız üzerinde
en azından reçeteler karşılığı ödenmesi noktasında bir çalışma yapılmasını biz temennasız verilsin 100 hasta, bu insanlara bu ürünleri gönderelim bizim kontrolümüzde derken, bizim de doktorlarımız var, bizim de kedi yavrusu değil bunlar, bunlar mağaradan çıkmadı, bizim de ürün ürettiğimiz şu an İmmunat AŞ Adnan Akar kardeşimin yanında bu çalışmaları yapan en az 3 tane dalında uzman profesörlerimizle, tıp profesörlerimizle bu işi yapıyoruz. Biz de doktorlarımızla bu işi yapıyoruz. Oradan bir doktor, buradan bir doktorla bu çalışmaları beraber yürütelim. Ortodoks tıbbının engin tecrübeleri yanında her ne kadar 50 yıllık olsa da 5000 yıllık Türk tıbbının 1500 yıllık İslam tıbbını da cezmedelim, mezzedelim, insanımızın hizmetine sunalım. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Kocaörekli Sağlık Bakanım, bunların önünü açın. Avrupa ne yapıyorsa onu yapalım. Avrupa'da tamamlayıcı tıbbın önü açıktır. Avrupa'da hiçbir doktor bitki önermez, fitoterapi öğrenmez. Doktorlar 16 yıllık, 25 yıllık eğitimiyle çocuk hastalıkları cerrahide, ortopedide, akciğerde, üniversitede hoca olsunlar. Siz bir doktora bugün çok yanlış yapıyorsunuz. Bir doktora sülük terapi, fitoterapi, yok ozon terapi, yok bilmem ne, apiterapi gibi bunları yaparak Avrupa'da, Amerika'da bunları doktorlar değil, high praktikler. 4 yıl üniversite eğitimi almış, 6 ay, 1 sene ayağını gıyabi ders alanlar yapmaktadır. Amerika'yı keşfetmeyin. Bakın bu sahada eğitim verdiğiniz eğitimler de yalan. Ben bitki bilimciyim. Farmakoloji okudum, farmakognezi okudum. Bitki kimyasını biliyorum. Fitoterapi alan yanımdaki doktorumun eserinde ne var biliyor musun? Sayın Cumhurbaşkanım ve Sağlık Bakanım, Almanya'da yazılmış bir kitaptan fotokopi gösteriliyor. Hepsi yalan. Hiçbir faydası yok o bitkilerin. Bu bitkiler Çin ve Türk kültüründe vardır. Bu da Ahmet Maranki'nin Şifalı Bitkiler kitabında vardır Türkiye'de tek. Neden bunları duymuyorsunuz? Demiyoruz üniversitelerde ders kitabı yapın. Çağırın bunları biz yapalım. Bu ülkenin geleceğine mühür vuralım. Biz vuruyoruz mühürümüzü. 1,5 milyon insan bizimle yürüyor. Ahmet Maranki Face, Twitter, Instagram'ın bakın 1 milyondan fazla takipçisi var. Bu insanlar parayla mı tutuluyor? Değil. Aşkla, sevgiyle, binlerce. Ben her sabah 20 tane mail alıyorum. Ahmet Maranki hocam, Ahmet Maranki hocam, Allah senden razı olsun. Senin anana, atana, dedene hatim yaptık, salavatlar getirdik, duasını yap diyen bir hayat yaşıyoruz biz. Sen gavurun, John'un, Ivan'ın ürettiklerini bu ülkede tüketirmek zorunda bırakma bu insanları. Hocam. Onun için ben vatandaşlarıma sesleniyorum. Bizi izlemeye devam edin ve bu ürünleri kullanın. Bu bitki çaylarını, tabletlerini, yağlarını, ekstratlarını bulmaya çalışın ve bunlarla sağlığınızı güçlendirin, kuvvetlendirin. Yılda 2 defa kalın bağırsak. Bakın Fatih Bey, 1.742.000 danışana biz mesaj gönderiyoruz. Her sene yıl 2 defa biliyorsunuz sizinle program yaptık, kamplarımıza geldiniz, çekim yaptınız. 18 yıldır 68 kamp yaptık. 200 bin tane Oxford, Cambridge, Amerika'dan, Kanada'dan şeyhler, krallar, İspanya kraliyet ailesinin milletvekili, bakanları, iş adamları geldi. Bunların hepsi şifa buldu gitti. Ya bir çağırsana. Ya bu nedir bu ülkede diyorum ki. Bir yılda 100 milyar dolar, 5 yılda kümülatif 1 trilyon dolar vaat ediyorum. Türkiye'nin 7 bölgesine birer otel, sağlıklı yaşam merkezi ve burada uygulanacak kainat şifahanesinden metotlar ve tedbirlerle, tamamlayıcı tıbbın bütün metotlarıyla dünya Türkiye'ye akın edecektir. Olur mu? Ya ben bunu 18 senedir yapıyorum. 68 defa uygulamışım.
Allah'ın izniyle %100 şifa bulmuşsun. 46 tane korona hastasına 40'ı 5 gün içinde, 5 gün içinde negatife dönmüştür. Şayet Sayın Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanım benden isim isterlerse bu dönen kişilerin isimlerini size özel olarak verebilirim. Daha ne söyleyeyim? Niye böyle Anadolu'nun bağrında koşmaktansa kenarlarda dolaşıyoruz? Korkmayın. Korkaklar her gün ölür. Cesurlar bir kere ölür. Biz bu ülke için başımızı taşın altına koyduk. Elimizi değil başımızı. Bunları kimse söylemez. Ben emekli devlet memuruyum. 3-4 milyar maaşım var. Çok şükür elhamdülillah. Bir kitabım 1 milyon satıyor sayenizde. Ben yüzlerce talebe okutuyorum. Üretiyorum. İhracat yapıyorum. Sayın Tarım Bakanı sırtında taşıyacaksın. Sağlık Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor sırtımda taşırım. Taşımayın, engel olmayın, önümüzü açın. Bu ülkenin gençleri geleceğini kurtaracak güçtedir. Bu Necip milletin torunları bizim misaki milli sınırlarımızda komşularımıza da destek olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi hem Suriye, Irak'ta, Libya'da, hem Balkanlar'da, hem Azerbaycan'da kesinlikle bu şuurdaki insanlara özlenen, beklenen Türk'ün imajını göstermektedir ve gösterecektir diye düşünenlerdenim. Allah yar yardımcısı olsun, yanına ehliyetli, liyakatli, hakikatli insanlarla donatsın ve Rabbim de bu sesimizi duysun. Milletimiz de bu azgınlıktan, kudurganlıktan, hayasızlıktan, ahlaksızlıktan, şerefsizlikten, hırsızlıktan, rüşvetorluktan, jigololuktan uzak, her kadını, her kızı, her evladı, her malı kendi gibi görsün. Böyle bir dünya içinde olursak Allah da ne diyor? İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen. O bir şeyi murad eder. O bir şeyi fikirleşir. O bir şey düşündüğünde kün feyekün ol der, olur diyor. Biz yeter ki Allah Celle Celaluhu'ya ne yapalım? Enerjilerimiz düzgün gitsin. Güzel görüntüler, güzel mesajlar, hayırlar, bereketler, dualar, fitnelerden, fesatlardan, tuzaklardan uzak. Efendim birilerinin ayağını kaydırıp şurada bir avuç birlikte olmanın, güçlü olmanın olduğu zamanda mutlaka bu ihanetlere karşı durmanın yanında yer almalıyız. Biz de bunu yapıyoruz. Ben inanıyorum o da ol diyecek ve bu Necip millet bakın göreceksiniz. En kısa zamanda çok güzel neticeler alınacaktır diye müjdeyi de verip Turan ordusu kurulmuştur bugün. İşte Azerbaycan'da destan yazmaktadır. Bugün 1993 yılında benim de içinde bulunduğum asker ailesi olmam hesabıyla 6 aylık eğitimlerle 15 senede Kafkasya'da yetişen bu Asya'nın Cihangir evlatları Bediüzzaman Hazretleri'nin sözüyle bu talimlerini bitirdi. İşte Ermenistan'da destan yazıyorlar. Bu Orta Doğu'da da böyle olacaktır. Türk'ün aleyhine, gerçek Müslüman'ın aleyhine olan her yerde karşılarına dikilecektir. Bunun önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti devleti yapacaktır. Başındakiler önemlidir. Sayın Tayyip Erdoğan bu noktada yürüdükçe kendisine desteğimiz sonsuzdur. Bu ülkenin aksakalları, ak saçlıları, 50'leri, 40'ları vardır. Onların duaları vardır. Manevi koruyucuları vardır. Metafizik boyutta da bu desteklerimizi sürdürüyoruz. Zaten bu destekler çekildiği zaman ne hükümet ne Türkiye kalacaktır. Bugün hükümet Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün Orta Doğu'da, Orta Asya'da başarıları varsa bütün bu birliklerin, maddi manevi birlikteliğin ve duaların ve hem fiziki hem manevi duaların neticesindedir diye söylemek istiyorum. Bunun dışındaki hiçbir gerçek yoktur Fatih Bey. Gerçek budur. Bu gerçeğin peşinden bütün gücümüzle gitmeliyiz diyorum. Sayın Hocam, ben sizinle ne zaman konuşsam her zaman çok dolusunuz. Siz niye bu kadar dolusunuz hocam? Biraz daha açalım mı bunu?
Yani sizin bu sinirinizi aslında ben biliyorum. Nedenini de biliyorum. Amacınızı da biliyorum. İzleyicilerimizin de anlaması için sizi bu kadar dolduran nedir? Neden bu kadar tepkilisiniz hocam? Fatih Bey, bakın biz 33 yaşımıza geldik. Geceleri saymıyorum. Kendim ben öyle hissediyorum. Ben 68 yılında Deniz Gezmiş, Mahir Çayan sağ sol çatışmalarında ortaokuldayken siyasetle tanıştım. O günden bu ülkede biz son 2002 yılından beri de İslamcı bir parti, yani bir AK Partisi, milli ve yerli kadrolarıyla iktidara geldiğini iddia eden bir parti var. Ama ben görüyorum ki bu geçen 50 yıl içinde maalesef bu ülkenin Ahmetleri, Mehmetleri, Elmasları, Ayşeleri, bu ülkenin bağrından yetişmiş Oğuz neslinden hiç kimse payidar edilmemiştir. Önü kesilmiştir. Cezalandırılmıştır. Ahmet Maranki son 12 yılda AK Parti iktidarında 3 defa ceza yemiştir yerleşik düzenin bürokratlarından. 57 defa mahkemeye verilmiştir. Neden? Arsızlık yok, hırsızlık yok, namussuzluk yok, tapu delinmesi yok, devletin malı yok, irtikap yok, şerefsizlik yok, hırsızlık yok, adam öldürmek yok. Ne var? Senin çocuklarının geleceği için bunu yeme, şu gavurun mısır şurubunu kullanma, toprakları kirletme, havaya, suya, toprağa zarar verme. Men dakka dukka, Allah adalet eder. Bu çaya ruhsat verme, bu dereye ruhsat verme. Ülkeyi satma. İşe geldiğinde 5 lirası olanlar bugün 5000 lirası var. Bunun hesabı sorulmadıkça bunun önü alınmayacaktır. Allah Celle Celaluhu de İnnallâhe kâne semî'en basîra ile ahir ayetinde o her şeyi gören olduğu için, işiten olduğu için bu gizli kapılar arkasında yapılan ve siyasi İslam adına yapılan bu ahlaksızlık, bu hırsızlıklar yüzünden bu ülkenin maküs talihi bir türlü gülememektedir. Benim sıkıntım Müslümanım diye oraya geçen bugüne kadar işte yaşadık bunları, devşirme dönmeler, bir takım ayetler adında makara tukara diyenleri gördük. Bu ülkede ihanet, dün bakan olduklarında Sayın Tayyip Erdoğan'ı alkışlayıp sonradan karşısına ben en son ihanet eden ben olurum deyip ihanet edenleri gördük. Bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında bakan olarak özel kalem müdürü Yaver Paşa danışman olarak bulunup da İngiltere'ye kaçan özel kalemler, 3 dönemde de paralel yapılara hizmet eden adamlar gördük. Ya bu memleket, bu memleketin asil evlatları ne zaman iş başına gelecek? Şimdi aklımıza 40 türlü şüphe geliyor. İşte biz bunun için sıkıntı çekiyoruz. Benim bulduğum çevremde demin saydığım biz aksakallardan artık aksakal oldu. 50 tane adam bu ülkede bakan yap, 5 yıl içinde bu ülkenin altınını da buluruz. Bergama'daki bulunan altınları da buluruz. Karun'un altınlarını. Efendime söyleyeyim, Tarsus'taki pembe evde alınan değerleri de buluruz. Erzincan'ın altında bugün Karabağ'a doğru giden altın madenleri, dünyanın en zengin madenlerini de buluruz. 93 yılında yayınlayıp elimdeki Türkiye'deki 54 noktada, Kastamonu'da 3 noktada, Karadeniz'de 7 noktadaki gazı, petrol gazı da 1 yıl içinde çıkartırız. İşte buluyorlar yeni. Ben bunları 20 sene önce söyledim Fatih Bey. Yazılı. Neden çıkarmadınız bunları? Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, bu gavurlar geldi aradı. İnanmıyorum, biz aradık bulduk diye. Tabii ki şunu söylüyorum. Benim sıkıntım bu. Biz öz vatanında parya olduk. Öz vatanında köle olduk bu ülkede. Kıçlar baş oldu, başları kıç yaptılar. Profesör Sabahattin Zaim, Nevzat Yalçındaş, Turan Yazgan'dan siyaset doktorası aldım. Bu ülkede meclis üyeliğine aday gösterilmedim.
sağ partiler tarafından. MHP'den teklif aldım, CHP'den teklif aldım, bütün partilerden aldım. Neden iktidar partilerinden teklif almadım? Sakın sanmayın. Hani böyle bir isteğim var. Bakın, benim abim ilkokul mezunu, diplomayı dışarıdan aldı. 3 dönemdir meclis üyesi, genel başkanlar arıyor. Lütfen meclis üyesi olun diye bir başka muhalefet partisinden, iktidarı destekleyen bir partiden. Şimdi burada ortaya bazı şeyler çıkıyor. Acaba birileri, Allah rahmet eylesin Zaim hocam derdi, oğlum derdi, devlet aklı 100 adam tespit eder, en sondan almaya başlar derdi. Ben bu ülkede son 10 yılımda başbakanlıkta, denetimlerde bulundum. Bakan yatılıp da gece koltuğuna işeyen bakan gördüm. Necasetle ırzına geçtiği bakanlar görüldü. Bakanlık devralıldığında bütün sirkeyle yıkanan bakanlıklar gördü bu ülke. Ne zaman bunlar düzelecek bu ülkede? İşte ben bunun için bu masaya vuruyorum. Ama bunlar zahiri sebepler. Ben sesimi Allah, Cenab-ı Allah'a duyuruyorum. O duysun sesimizi. Zaten sebepler iktiza ederse Allah ol diyecek olacak. Ben burada bir empati yapıyorum. Bu milletimiz daha böyle çok çok daha iyi, liyakatlı, ehliyetli kadroları hak etmiyor. Görüyorsunuz. Şu an Türkiye'de 50 milyon diyelim, %85 çek senet dönüyorsa, ödemelerini yapmıyorsa, mahkemelerde yer yoksa, adalet sarayları adaletsiz adalet dağıtamıyorsa, Allah bu ülkede niye adalet dağıtsın? Korona meleğini yolluyor, basıyor tokadı, şefkat tokatını, aklın başına gelsin diye. Biz niye hastalanmıyoruz? Allah'ı razı et. O razı olsa, bütün dünya sana karşı olsa, tankıyla, topuyla, mikrobuyla, vallahi diyor, o kalpleri vurar, iktiza eder, hiçbir şey olmazsın. Onun için biz bu noktada, ben masaya vurmam, sesimin yüksekliği bundan, yoksa sırtını devlete dayamış, aidiyeti hükümete olan birileri gibi işte böyle olacak, bunları asla demedim, demeyeceğim. Kalan ömrümde de doğruları söylemeye, tabii ki aksül amel yaptırmayarak, ilmi siyasetle başımızdaki seçilmiş meşru Cumhur İttifakı'nı desteklemeye, bütün gücümüzle yol göstermeye devam edeceğiz. Biz yarın görevde olalım, olmayalım. Bu görevimizi zaten yapıyoruz. Yarın da yapacağımızın bir kere daha altını çizmek istiyorum. Bunu yapacak Türkiye'de ehil kadrolar vardır. Bunların vakti gelmemiştir. Vakti geldiğinde güneş doğacaktır diyorum. Allah derdi vermiştir, devayı da vermiştir. Ölümden ve ihtiyarlıktan başka, korona morona hep yalan. Bunlar Allah eksikliğidir. Kitapsızlıktır, sekülerisizliktir. Bu ülkede daha hala Kur'an'ın nizamı, Resulullah'ın sünneti asla ve kata ve katiyetle devlet ricalince kabul görmemektedir. Ben Allah dediğim için, lillah dediğim için, Hazreti Ali tuz yaladı dediğim için AK Parti iktidarının bakanı ve yönetiminden, bilim kurullarından cezalar gören biriyim. Kendinizi aldatmayın. Bunlar düzelmedikçe bu ülke düzelmeyecektir. Ben fertlerin kurtulacağını, toplumların kurtulacağına ümidim yoktur. Allah 73 fırkadan biri Fırka-i Naciye, ehli sünnet yolunda olundan kurtulacaktır diyor. O birilerin içine girip ağaç dikmeye devam edeceğiz. Haksızlık karşısında da hiçbir zaman dilsiz şeytan olup o gafillerden olmayınız. Onlar, Araf suresi 179, onlar görmezler, konuşmazlar, onlar duymazlar, işitmezler. Onlar cehennemliktir. Onlar hayvanlarda hayvan gibidirler. Hatta diyor hayvanlardan daha aşağı gafillerin ta kendileridir. İşte bugün bunların elinde ülkemiz inim inim inlemekte, sızım sızım sızlamaktadır. Bütün bağırtımız, çağırtımız, heyecanımız bundandır.
çocuklarımızın geleceği yok olmasındandır diye söylemek istiyorum. Hocam her yerden dem vurduk. Koronayla ilgili önemli açıklamalarınız oldu. Aslında toplum olarak bu bilince gelmemiz gerekiyor. Olayı sadece bir virüs olarak görmememiz gerekiyor. Sizi çok iyi anlıyorum. Olayın global bir olay olduğunu, hatta bu olayın arkasında başka güçler olduğunu, eller olduğunu ve hedefin de bir noktaya doğru insanoğlunu sürüklemek olduğunu farkındayız. Her yerden konuştuk. Peki Sayın Hocam, devlet yöneticilerinin, siyasetçilerin bu ilaç sanayii hakkında biraz farklı düşüncelere sahip olması gerekmiyor mu? Bu ilaç sektörü siz ve sizin gibi farklı bir şeyler yapmak isteyen, insanoğluna fayda sunmak isteyen insanların önünü tıkamıyor mu hocam bu ilaç sanayii? Ben şuna bir örnekle misal vereyim. Dünyayı yöneten tröstlerdir, kartellerdir, holdinglerdir, partileri kuranlar, kurduranlar, destekleyenler bunlardır. Bunların iş başına geldiği yöneticiler dediklerini yaptığı sürece iktidarda kalacaklardır. Dünya konjektüründen bakıyorum. Küresel sermaye. Bunlar gerekirse ülkede iktidarları bir günde indirip bir günde yeni 33 yıllık hayatımızda gördük, yaşadık. Gerçeğin bu olduğuna %100 kanaat getirdik. Türkiye'de bundan ari değildir. Türkiye'de de bu sermaye maalesef ben bir Trump bekliyorum ülkede. Trump nasıl Dünya Sağlık Örgütü'nü kovdu?